Bir Eda Taşpınar bombası düştü ki magazin camiasına. Üf üf üf. Ama kesinlikle bu, çalıntı. Ama iyi de bu her çiftin arasında olan kavgalar, yani bunun çalıntısı olmaz gibi. Bu bir Pınar Deniz Rihanna benzeri bir şey değil. Yani eve girersin, kız arkadaşın ya da erkek arkadaşın koltukta uyumuştur. Sen yukarı çıkarsın. Halbuki o uyumuyordur o sırada. Senin geldiğini ayak sesinden fark etmiştir. Niye gelip beni almıyor diyordur. O kadar bilindik, tanıdık hikayeler ama ki bunlar aynı yani. Aynı tonda anlattı hikayeyi. O yüzden ben çalıntı diyorum. İnanmak istemiyorum, tekrar söylüyorum. Kim ya bu köf? Ben tanımıyorum ya. Kim? Bir tek ben anlarım diye bir şarkıları varmış. Aa, hiç dinlemedim. Zaten benim çevrem bu şarkıları dinlemeye müsait bir çevre değil. Yani ben hep klasik müzik. Evet. Evde de hep belgesel. Ben de öyleyim. Yani bir çıkmış köfün diye, adı köf müdür, möf müdür. Köfün müdür mü? Nasıl okunuyor? Ben bir de ilk kez duydum. Daha onu. Şimdi bak, bugün gündeme bakarken ilk kez duydum. Ama bunlar yani gündem olması garanti konular. Kim söylerse söylesin. İsmi duymadık insanlar bile erkeğe bir şekilde gündem oluyor. Erkeğe hizmet etmem. Yemeğini dışarıdan söylesin. Şimdi bir de çıkar ki ne münasebet. Ben evimin kadını, çocuklarımın anasıyım, erkeğime de hizmet ederim diyer. O da başka bir gündem olur falan. Demet Evgar'da botokslular ve dolgularla dalga geçmiş. Ya da işte sosyal medyada filtreyi basmış basmış, dışarıda bir görüyorsun. Sen o değilsin. Gerçekten sen o değilsin. Parti kur Acun, oy verelim. Vallahi veririm. Mesaiye umutu şey diyor ya, yazın biz niye çalışıyoruz ya? Hava güzel, her şey güzel. Niye erken uyanıyoruz? 10.30'da imkanım olsa 10.30'da başlatırım ben mesai. İnsanlar uyusun. Yeni yılın ilk haftasından, ne diyorsundan hepinize merhaba. Oldu mu o kadar ya? Oldu oldu. Değil mi? Ya. Geçti bitti, devirdik bak, bir bak. Seneyi vallahi, enteresan. Merhabalar efendim. Zaman geçmiyor derken günler, aylar geçiyor. Neler geçiyor ya? Geçer geçer. Bu da daha öncekiler gibi. Oo, güzel yerden girdin. Bu da geçer. Ne haber, nasılsın, nasıl geçti yeni yıl? Neler neler geçmiyor. Güzeldi. Evdeydim ben. Yani aynen evdeydim. Evde oturduk, sohbet muhabbet, yemek. Keyifliydi. Umarım aynen. Sizinki de keyifli geçmiştir, güzel geçmiştir. Hadi başlayalım. Haydi. Bence hafta hızlı başladı. Bir Eda Taşpınar bombası düştü ki magazin camiasına. Üf üf üf. Evet. Biliyorsunuzdur Sultanahmet'te Four Seasons Otel. Eskiden orası cezaeviydi. O cezaevinin bahçesinde de bir mescit var ve şadırvan var. Orası kapatıldı. Şu an ibadethane kapalı. Sadece otelde gidenlere hizmet veriyor. O da arada sırada açık bir yer. İbadete açık bir yer değil. Neyse işte oraya fotoğraf gitti. Bir fotoğraf çekildi. Transparan bir kıyafet ve mescidin içinde ayakkabılarıyla böyle bir fotoğraf var. Sonra fotoğrafı koyar koymaz sildi. Gelen yorumları, tepkileri görünce Cumhuriyet Başsavcılığı da hakkında soruşturma açtı. Dini değerlere hakaret suçundan. Kendisi de gitti, savcılıkta ifade verdi ve dedi ki ben buranın ibadethane olduğunu bilmiyordum. Otel de beni bu konuda uyarmadı. Çekim yapan kişi de uyarmadı. Çok üzgünüm, çok özür dilerim. Çok korktum, panik oldum. Hemen de zaten paylaşımı sildim diyor. Sen ne yani diyorsun? Şöyle, şimdi burada bir kere otelin bir suçu yok. Tamam mı? Oraya girip fotoğraf çekilmiştir. Kadın yapacak bir şey yok. Tamamen bireysel olan bir olay. Bir. İki. Niye Eda söylememiş ama otel söyleseymiş? Ne diyecek şimdi? Herkese de aman ha buraya girme falan diye söylemesi de gerek yok ki. Ya da gir buraya ayakkabınla girme. Hadi onunla da girdin, hadi transparan elbiseyle fotoğraf çekilme. Gidip kimseye anlatamazsın bunu. Yani orada insanın kendi otokontrolünü, otosansürünü uygulaması lazım. Bu bir. Ayrıca ben Eda Taşpınar'a da taşlayalım demiyorum ya. Yani çok açık bir kıyafet mi? Değil. Uygun mu? Uygun değil, uygunsuz. Orada fotoğraf çekilmesi %100 uygunsuz. Ama hani eleştiren eleştirir, kabul eden eder, yuhalayan yuhalar. Ama tam bu kadar yani, çok da böyle mevzu olup soruşturma aç, sen ne yaptın ifadeye, yani şimdi buna karşıyım. Yani evet, hemen soruşturma açılsın, ifadeye çağrılsın, tutuklansın, ceza alsın. Bunlara gerek yok. Şimdi Eda Taşpınar demiş ya savunmasında, ben oranın ibadethane olduğunu bilmiyorum. O da saçma. Nasıl bilmiyorsunuz bir kere? Hadi onu geçti. O olmamış. Ama onun dışında bir olay oldu, özür diledi, ama pişman, bitti gitti. Ama tarihi bir mekan gibi algılamış olabilir. Çünkü ibadete açık şimdi olmadığı için. Evet, ama oranın bir cami olduğu çok şey değil mi? Ya mescit oldu. Mescit olduğu daha doğrusu çok net. Ya bana net göre ya. Ama sen hani belki öyle bir dini değerlerle büyütülmediği ve bilmediği de olabilir yani hani.
Bilmiyor olabilir yani. Ayrıca buna hesap vermesi gereken kişi de biz değiliz ki. Tabii ya, aynen sonuçta. Öyle. Tabii tabii. Yani çok... biz kimiz ki yargılıyoruz bu kadar. Yok, çok ben yani. Çok fazla eleştirmeyelim taraftarıyım sadece. Evet, bir hatadır, evet. Özür dilenmiştir, kapanıp gitmiştir. Bu kadar bence basit de. Yani. Bence de. Basit. Çünkü bir tık ötesi maalesef Gülşen'in başına gelenler konusu beni çok korkutuyor. Özür dilemiştir. Yanlıştır, yapılmıştır. Yanlış insan içindir. Bence de çok fazla üzerinde tepinmemek lazım. Aynen öyle diyoruz ve geçiyoruz. Demet Akalın, sizin yanınızdayım. O ya, kadar hak veriyorum ki. Ne olmuş o okul fiyatlarına? 9 yaşında bir çocuğu olan anne olarak. Ne olmuş ya? Yani 200 bin, 300 binler falan konuşuluyor. Yani yurt dışında, yurt dışında okutmak çok daha mantıklı. Böyle eğer yani ben 200 bin, 300 bin verdikten sonra çocuğu alayım gideyim yurt dışında ya okutayım daha bak. Ucuz. Hani dil öğrenmekse babasını öğrenir orada. Demet Akalın demiş ki ya yakınlarda bir devlet okulu varsa oraya vereceğim. Vermezsiniz şimdi, o ayrı ama evet, vermez. Doğru. Çünkü yakınlarda en az 20 tane devlet okulu vardır. Ama bu mesaj yine de birazcık bir farkındalık yaratılması için güzel bir mesaj. Tamam hani verir vermez, vermez de ama böyle bir isyan çok normal. Biraz bazı şeylere isyan edelim, sesimizi çıkartalım. Evet. Yani böyle de olmaz ki. O ne fiyatlar öyle ya? 300-400 bin liralar. Gerçekten insan iyi ki çocuğum yok falan durumuna geliyor. Bunu söylemek falan istiyorsun. Yani bundan konuşuluyor masalarda. 450 bin lira. Ne? %200 falan zam gelmiş. Bir de daha anne rahmindeyken çocuk yazdırıyorsun. Ha, öyleymiş. Yani, evet, sıra bekliyorsun falan. Bir de üstüne bu kadar para veriyorsun. Acayip paralar yani. İnanılmaz bir şey en yani. En düşük 200-220 bin lira. Eğitim %100 bu kadar masraflı bir şey olmamalı efendim. Ya bir de öteki taraftan şöyle de bir durum var. Okulların kazandıkları bu paraların yanında öğretmenlerin aldığı maaşlar kuş kadar. Hadi bu ne yaman çelişki. Bakın gerçekten özel okulda çalışan birebir öğretmen arkadaşlarım var. Biliyorum o kadar düşük paralar alıyorlar ki asgari ücretten iki katı diyemiyorum yani. Bakın iki katı bile değil. Yani sizin 200 bin lira 300 bin lira verdiğiniz okulda 10-15 bin liraya öğretmen çalışıyor. Yazık, günah, haksızlık değil mi bu ya? Yani okul kazanıyor ama yani bu düşünülmesi lazım. Demet Hanım haklısınız, yanınızdayız. Böyle isyanlar güzel isyanlar efendim, devam edelim. Aynen öyle. Şey ne diyorsun Kadir Doğulu'yla Neslihan Atagül'ün bu programdaki birbirlerine aşklarını, ilanlarını, daha doğrusu anlattıkları hikayeyi. Yani acaba o da mı çalıntı be kardeşim ya, inanmak istemiyorum çalıntı. Ben buna daha doğrusu. Hayır ama bak, ben o programı canlı izledim. Daha anlatırken aha ben dur bakayım nereden biliyordum ya. Bir hikayeydi. Kesinlikle bu, çalıntı. Ama iyi de bu her çiftin arasında olan kavgalar yani bunun çalıntısı olmaz gibi. Bu bir Pınar Deniz Rihan'la benzeri bir şey değil. Yani eve girersin, kız arkadaşın ya da erkek arkadaşın koltukta uyumuştur. Sen yukarı çıkarsın. Halbuki o uyumuyordur o sırada. Senin geldiğini ayak sesinden fark etmiştir. Niye gelip beni almıyor diyordur. O kadar bilindik, tanıdık hikayeler ama ki bunlar aynı yani. Aynı tonda anlattı hikayeyi. O yüzden ben çalıntı diyorum. Bir televizyon programında mı izlemiştin sen? Evet, YouTube. Ha. Aynen. E tamam. Aynı tonda, aynı örnekle anlattı. O yüzden çalıntı dedim. Ya. Hani senin verdiğin örnek okey. Ben anlıyorum senin ne demek istediğini. Ev içinde olan şeyler bunlar, doğrudur. Ama aynı örnekle anlattığı için dedim ben. Birebir ezberleyip gelmiş gibiydi yani. Yani ben gerçekten büyük hayal kırıklığına uğrarım Kadir Doğum'un hikayesine çalıntı çıkarsa. Çünkü biliyorsunuz efendim yani en aşık sizsiniz falan diyoruz biz onlara. Tamam tamam en aşık sizsiniz falan diyoruz. O yüzden böyle çalıntı malıntı şeyler aman yani. İnanmak istemiyorum, tekrar söylüyorum. Kim ya bu köf? Ben tanımıyorum ya. Kim? Bir tek ben anlarım diye bir şarkıları varmış. Aa, hiç dinlemedim. Ki zaten benim çevrem bu şarkıları dinlemeye müsait bir çevre değil. Yani ben hep klasik müzik. Evet. Evde de hep belgesel. Ben de öyleyim. Yani bir çıkmış köfün diye, adı köf müdür möf müdür. Köfün müdür mü? Nasıl okuyor? Ben bir de ilk kez duydum. Daha onu. Şimdi bak bugün gündeme bakarken ilk kez duydum. Şarkısını falan daha dinleyemedim. Aa, o derece. O derece. Hani ödül müdül almışlar falan ama. Hiç haberim yok. Garip garip işte onlarca, şey. Onlarca yüzlerce ödül. Uyduruktan popüler olmuş bir grupmuş ya. Ama doğru şimdi bunu Allah aşkına bunlar kim dinliyor yani? Ya bunlar biraz ekstra. Bu örnek seni çok iyi anlıyorum ama bunlar bu köfün grubu. Bu köfünü falan zaten ilk defa şu anda duydum ben. Köfün mü? Köfün mü adamlar? Köfün. Köl mü? Köfüm. Ben ilk defa duydum. Ya köfüm ya. Bir Zümre'ye sorarsam kimse bunları falan dinlemez yani. Mesela bizim çevremiz, bizim tarzımızdaki insanların bunları şey kalkıp da evde veyahut arabada dinlediğini hiç düşünmüyorum açıkçası. En az. Yani böyle dediler biliyor musunuz?
Öyle dediler. Seren Seren gir efendim. Ya gündemi takip etmiyorlar ya dünyada yaşamıyorlar. Ya. Bilmiyorum başka alternatif gelmiyor aklıma. Uyduruyor, sallıyor yani mümkün mü? Şimdi bitkisel hayatta olması lazım bir insanın bir tekmen anlarım şarkısını duymaması için. Bugüne kadar diyorum. Bakın bu kadar da büyük konuşuyorum. Eğer hayatın içinde biriyseniz, işe gidip geliyorsanız, arada dışarı yemeğe çıkıyorsanız bu şarkı kesinlikle bir yerden kulağınıza çalınmıştır efendim. Ya kimi kandırıyorsunuz ben ya? Ben Araganami'yi. Bu şarkı zor şarkı. Benim sesim gitmiyor bu şarkıya. Nının yok lan. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatın. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Bir neyse tek... biz bilmiyoruz. Ne o ya ama. Evet yani. Yani nasıl çıkıp acaba böyle bir insansızca şey yapılıyor? Gündeme gelmek için mi bu yorumlar? Gerçekçi yani yorumlar kendisi de söylüyor. Gündeme gelmek için yapıyorum bazen falan diyor da bu bambaşka bir kafa artık bence ya. Yani bir insanı aşağılamak bu ya. Çocuklara neler dedi? İşte siz dedi ne bah bilir misiniz gibi bir şey demiş. Hatta Köfne'nin şeyi de. Grup üyelerinden biri de şey yapmış, soru atmış. Gördün mü onu? Yok, şey çalıyor, yani, bak değil. Sebastian Bach çalıyor adam şeyde. Aa, yani, bilmeyi bırak diyor, çalarım da diyor. Yani, çok güzel cevap veriyor Köf'ün grubu. Bazen sessiz kalmamak gerekiyor çünkü aynen. Böyle insanlara tabii. Karşı. Sessiz kalırsanız onlar üzerinize gelmeye devam ediyorlar. Bir de ben şunu anlamıyorum ya. Konuşulmak hoşuna gidiyor olabilir de konuşulmak var kardeşim. Neyse ona... Bircan Nartu verir cevabını. Yani enteresan geldi bana. Çok bazen insanlar adına üzülüyordum eskiden. Artık insanlar adına üzülmeyi de bıraktım efendim. Bence yeni yılın öne çıkan manşetlerinden bir tanesi de, olaylarından biri de İbrahim Tatlıses'ti. Nasıl çok yani? Naifti, evet, çok ya. Güzeldi paylaşımı. Yani Dua Lipa ile olan şeydi, montajı, kızım falan demiştim bir de yani kızım. Montajı gerçek sanıyor İbrahim Bey. Biliyorsunuz o Dua Lipa, İbrahim Tatlıses şeyleri çok yapılıyor yani. Evet. Remixleri inanılmaz. Dua Lipa'nın da bir fotoğrafını sırtına şeyi koymuşlar. İbrahim Tatlıses sanki dövmesini yaptırmış ki İbrahim Bey de bunu gerçek sanmış. Allah cezanı verecek demiş. Düşünseniz hayır burada enteresan olan şey şu. Dua Lipa gerçekten de yaptırsa öyle bir dövme. Of olay olur ya. Olay olur yani. Olmaz. Sırtında İbrahim Tatlıses dövmesiyle Dua Lipa. Çok enteresan. Ya İbrahim Bey tabii bir yanında danışmanı falan da yok galiba. Yani bunlara bakan doğal içinden geldiği gibi davranmış. Bence de. Yapıştırmış gitmiş mesajı. Ama bir de şey demiş ya benim vaktim mi var demiş. Ben Ajda bilirim, Hadise bilirim demiş. Kim bilmiyorum. Bak bu haklı olabilir işte. Orada da güzel bir şey yapmış yani. Ben ne anlarım demiş kardeşim. Ben yurdumun sanatçısını biliyorum aynen. Demiş. Ben anlamam Dua Lipa falan. Niyetinin kötü olmadığı çok belli zaten. Çok tatlı bence. Yok ama yani bu montajı kim yapıyorsa da cuk oturmuş gerçekten. Hani hakikaten hiç bilmeyen etmeyen göster sokak. Sokakta mesela. Gösterelim seninle soralım. Klasik o haberci tabiriyle 100 kişiye. Bir yere 20-30 kişi gerçek sanabilir bunu ama. Evet. Aa dövmeye bak de. Falan ne enteresan bence diye de. Konuşabilirler. Dua Lipa da yani Anadolu'nun bağrından çıkmış bir Türk kızına benzemiyor mu ya? Esmer esmer. Dua Hanım. Bakın en kısa zamanda lütfen bir İbrahim Tatlıses dövmesi yaptırmayı düşünün. Bence. Çünkü gerçekten bir montaja da bir bakın. Sizin sırtınıza, proporsiyonunuza çok güzel uyuyor İbrahim Tatlıses dövmesi. Ben bir şey yapıyorum yani. Destekliyorum bunu yaparsanız yaparım. Ya da benim mavi gözlerimi de yapabilirsiniz. Oo. Yeni yılın ilk şakası. Dua Lipa'nın sırtında Orkun Ün'ün gözlerinin dövmesi. Bak not almışım. Boş ver şimdi onu da. Çok sıkıldım bu konuları konuşmaktan. Ya. Ama bunlar yani gündem olması garanti konular. Kim söylerse söylesin. İsmi duymadık insanlar bile erkeğe bir şekilde gündem etmem. Oluyor. Erkeğe hizmet etmem. Yemeğini dışarıdan söylesin. Şimdi bu de çıkar ki ne münasebet. Ben evimin kadını, çocuklarımın anasıyım. Erkeğime de hizmet ederim diyer. O da başka bir gündem olur falan. Erkek mutfağa gündem girmeli garantili. Falan demiş. Kim demiş? Esra Sönmezer. Esra Sönmezer kim o? Ben de Seren. Yaz Google'a Esra Sönmezer. Yani erkek tabii ki mutfağa girer. Ama bunu erkek mutfağa girmeli, kadın temizlik yapmalı diye ayırmamaktır mevzu olan efendim. Yani ben yemek yaparım. Başkasına hizmet etmekse adı, hizmet etmekten gurur da duyarım ayrıca. Bu ne güzel hayatındaki insanı mutlu ediyorsun, ona yemek yapıyorsun. Onunla bir keyifli vakit geçiriyorsun. Ben yılbaşında yemek falan yaptım mesela. Acayip hoşuma gidiyor. İlişkilerin bir dinamiği var kendi içinde. Aman o onu yapar, ben bunu yaparım. Bu böyle öyle bir şey yok yani. Pardon, hizmetçi olmak için evlenmiyorum ben. Ne alakası var? Size kim hizmetçi olun diyor evlenince. Ben de bunu anlamıyorum biliyor musun? Çok enteresan geliyor bana böyle açıklamalar. Bana da öyle geliyor. Bunun hizmeti yok. O hayat müşterektir. Herkes her görevi yapacak. Taşın altına elini sokacak.
Öyle yok, ben şunu yapmam, ben bunu yapmam. Öyle bir şey yok. Yani zaten yapmam dediğiniz şey hayat size öyle bir yaptırıyor ki. Evet. O yüzden hiç böyle büyük laflar yapmayın efendim, kullanmıyorum. Sıfır, oturun sıfır. Sence de öyle değil mi şimdi, her şeyi yapmıyorum. Yargıyı dağıttı, sustum, sen sıfır verdin, benim üzerine laf söylemem olmak. Ben aynen, erkeklerin bravo. Lafının üzerine laf söylemem. Bravo, ben de kadınların erkeklerin lafının üzerine laf söylemeyenini severim. Thank you. Rica ederim, buyurun zaten. Şimdi biraz bana artık demode geliyor. Çok yoruldum ve sıkıldım, başka bir şey. Çünkü hep aynı espri ve aynı şekilde devşiriliyor. Ayrıca bir de dönüp bakıyorum, kendileri de yaptırıyor. Neden bahsediyorsun diyeceksin. Demet Evgar da botokslular ve dolgularla dalga geçmiş. Botokslu dolguyu fazla kaçıranları tiye almış. Kendisine böyle bir şey koymuş. Ne deniyordu ona? Efekt. Koymuş. Onlarla dalga geçmiş. Hayır. Ki? Doğru. Yani, evet. Tamam. Bilmiyorum yani, çok acımasız değil mi artık? Sıkılmadık mı? Bu espriymiş mi? Aynı esprilerden. Değil ama bazı insanlar demek ki son zamanlarda iyice artık göze sokmaya başladılar bunu. Yaratıcı bir şey mi? Değil artık. Binlerce kez yapıldı tabii ki. Gerek yok. Ama komik oluyor. Belki böyle yapa yapa o insanlar kendilerini ne hale soktuklarının belki farkına varıyorlardır, biliyor musun? Bazıları gerçekten çok acayip hallere sokuyorlar kendilerini, evet, çünkü. Bu gerçekten nitelikli dolandırıcılık falan, biliyorsun değil mi? Ya yani böyle filtreler yapıyorlar ya da gerçekten suratlarına bir oynama yapıyorlar. Akşam eve geliyor, makyajını bir siliyor, böyle enteresan bir kadın oluyor. Ben başka biri. Ya da işte sosyal medyada filtreyi basmış dışarıda bir görüyorsun, sen o değilsin. Gerçekten sen o değilsin. Çünkü bir de kaygı var kadınların. Dışarıya ayak uydurma, onlar gibi olmalıyım kaygısı. İşte arkadaşım bak şunu yaptırmış, ben de yapmalıyım. O şu filtreyi kullanmış, ben de bunu kullanmalıyım. O kaygısı, o yarış var ya. İnsanın canını acayip sıkıyor bence. Ve ciddi anlamda psikolojisi bozuluyor bazı kadınların. Bence de öyle. Ama yani sürekli dalga geçilmesi ve bunun üzerinden espri devşirilmesi de bilmiyorum. Artık bana birazcık sıkıcı geldi yani. Evet. Doğru söylüyorsun. O yüzden şey yapamadım. Ne bileyim. Sonuçta kendileri de öyle ufak ufak küçük dokunuşlar yaptırıyorlar. Artık günümüzde birçok insan yaptırıyor. Çünkü eskiden sadece ünlülerin, sanatçıların ya da sosyetiklerin ulaşabildiği bir şeydi. Şu an herkesin çok daha farklı şekillerde yaptığı. Yani isteyen istediği şekilde dolaşsın. Tabii. İncitici buluyorum artık ben. Aynen. Yani hani o espri aşamasını geçti diye düşünüyorum. Ya bu arada bu yeni yılın ilk haftasının en güzel açıklamalarından biri de Acun Ilıcalı'nın açıklamasıydı. Şey diyorlar ya, parti kur Acun, oy verelim. Vallahi veririm. Mesai 10.30'da şey diyor ya, yazın biz niye çalışıyoruz ya? Hava güzel, her şey güzel. Niye erken uyanıyoruz? 10.30'da imkanım olsa 10.30'da başlatırım ben mesaiyi. İnsanlar uyusun. Ne güzel söylüyorsunuz. Ve çok kişi de destekledi bu arada. Yani hayır, ama meslek hayatının yarısından çoğunu şipidik terlikler ve şortla geçirdiği için açılmayı, onun gerçekliği bizimkine uymadı. Ama keşke öyle olsa, onun dediği gibi olsa. Ama aslında onun söylediği şey birazcık modern bir çalışma tarzı. Tabii, aslında tabii. Çok başka kafada ve çok doğru söylüyor aslında. Ha, uygulanabilir mi? Çok zor. Çünkü biz de işte 8'de gerçekten şey gibiyiz. 7'de uyanmazsan, 8'de evden çıkmazsan, 8.30'da mesaide olmazsan insanlar hayatı kaçırdığını falan zannediyorlar. Bu da öğretilmiş bir şey. Bize böyle aynen. Öğretildiği için öyle davranıyoruz. Yani kendi adımıza konuşmayalım. Bizler yine nispeten çok şükür daha rahat esnek mesai saatlerinde çalışıyoruz ama bir sürü ama insan var yani. Ama gece de çalışıyorsun mesela. Öyle bir iş geliyor ki mesela gece de çalışabiliyorsun. Aynen. Tabii her zaman da 24 saat tetikte oluyorsun. Tetikte oluyorsun. O ayrı. Ama Acun şey demiş ya, sıra dışı bir şirketiz. Bizde mesai saati yok. Kimsenin işe gelmesine gerek de yok demiş. İsteyen istediği yerden çalışabilir. Kaldı ki pandemiyle aslında bunu gördük. Hani herkes böyle iş yerlerinin vazgeçilmez olduğunu, mutlaka bürolara, ofislere gidilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ne oldu? Uzaktan çalışma prensibiyle pekala da bir sürü şey yürüdü, devam ettirilebildi. Neden olmasın? Hakikaten dünyayı kurtarmıyoruz yani o 2 saatte. 8 ile 10.30 arasında 2.5 saat olunca ne farkı var? Yani bir de bazı insanlardan gerçekten gece daha fazla verim alabilirsin. Tabii ya da akşam saatlerinde. Gündüz insanı değildir yani. Vallahi yüzden güzel kafalar. Güzel kafalar. Çok güzel öneriler. Ama işte ama inşallah keşke bütün patronlar Acun Bey gibi olsa. Neden öyle diyorum? Çıktığın çay molasının bile 2 dakika hesabını yapan patronlar var. Aynen öyle efendim. O yüzden diyorum ya, çok mantıklı bir söylem ama bizde hayata geçmesi
imkansız biraz gibi geliyor keşke bana. Keşke olsa. Belki yıllar yıllar sonra artık bizler görür müyüz bilmiyorum ama yani o yüzden. Ama yine de şunu söyleyelim. Parti kur, dönmüyor dilim. Parti kur, oy verelim Acun Ilıcalı. Verelim vallahi. Tabii. Varım. Evet. Hadi artık kapatalım. Hadi kapatalım değil mi? Evet. Yeni yılın ilk programını bitirdik. Efendim haftaya siz yorumlara yazın tabii. Biz bir bakalım neler yazıyorsunuz. Çok değer veriyoruz çünkü. Haftaya yeni bir Ne Diyorsun programında biz tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.